Evet, merhabalar. Hatırlar mısınız? Yaklaşık 1,5 ay önce Bursa'nın Keles ilçesinin Gököz köyünde bir video çekmiştim. Gököz köyünü genel anlamda tanıtan bir videoydu. Ama orada bir yaşlı amcamız vardı. İzleyenler hatırlayacaklardır. İzlemeyenler için de açıklama kısmına o videoyu koyacağım. Orada o videoda ona bir söz vermiştim. TRT'de Ömür Dediğin adlı bir program vardı ya. Onu çok seviyor. Cumartesi günleri televizyonun başına geçip izlermiş. Ömür Dediğin'i hangi günler izliyorsun? Cumartesi çıkıyorlar. Cumartesi günü. Bu sefer çıktı ya, 76 yaşında adam, 71 yaşında bayandı, genç adamlar. Ne? Orada ne hoşuna gidiyor? Bakayım işte, herif yapıyorlar, oturuyorlar, çay içiyorlar, kahve, en kasına gidiyorlar, bahçede bir şeyler kasıyorlar. Bunları seyrediyorum işte, bakıyorum bunlara. Şimdi sözümü gerçekleştirmek üzere bu köye geldim ve onun yaşadığı evdeyiz. TRT'de o programı yapan, bu programı tasarlayan, düşünen ve o insanların evlerine kadar gidip hayatların derinliklerini, ilmi fikrini ortaya koyan insanlara da tekrardan teşekkür ediyorum. O vesileyle biraz böyle o programdan, biraz benim tarzımdan böyle harmanlayarak Uludağların tam eteğinde, Gököz Göleti'nin hemen yanında böyle bir video çıkartmayı düşünüyorum inşallah. Güzel, siz de keyif alırsınız. Yaşım 82. 1940 doğumluyum. Aşık oldum. Birbirimize evlenmek teklif ettik, evlendik. 10 tane kız vardı peşimde benim. Ben bunu aldım seçtim, bunu aldım. Ya. Beğendim, ben de beğendim. Yavaş yavaş, yavaş bak, yavaş. Bak, bak. Yardımcı oluyorum. Evet, yardımcı oluyorum diyor, bak. Buraya bak, buraya. Buraya bak. Ama ya. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ulan vallahi Fırat, yok musun ya? İyi ki gelmiş miyim? Ha? Geldi, geldi. İyi ki gelmiş miyim ben de buraya? İyi ki gelmiş, gelmiş. He. Ya, maşallah. Tamam. Şimdi buraya ikiniz yaptınız böyle bahçe. Ya. Çapalarından garık açardık böyle. Garıklara tükerdik çivine. İşte her şey ekiyorduk. Buğday ekiyorduk, mısır ekiyorduk. Çiftle, öküzlerle uğraşıyorduk. Harman düven sürüyorduk. Ondan sonra motorlar çıktı. Düğünler bizim 4 gündeydi. 4 günde. Delikanlı başkanımız vardı. Konaklar geliyordu her köyden. Ondan sonra her evden tavuk topluyorduk. Tavukları pişiriyorlardı delikanlı başkanı. Helve de karıyorlardı. Gelen konakları mesela başka köyden geleni bırakıyorlardı misafir olarak. Yaşlılar evet. Geliyorlardı, istiyorlardı. Öyle birbirini görmek yok. Birbirimizi, eskiden birbirimizi severek evlendik yani. Gelin oldum ben 18 kişi insanın içine. Ya. 18 sene bir arada durduk hepimiz. Kayınpederimizin kardeşlerinden, eltilerinden hep beraber, kayınlarından hep beraber durdum ya. Aşağı mahalleden yukarı mahalleye düğün oldu, gelin geldi. 10 tane kızın içinden seçtim ben. 10 tane kızı vardı, kız peşimde benim. 10 tane kızın içinden seçtim onu. Birbirimizi severek evlendik. 66 sene oldu. Bir yastıkta başvuruyoruz. Hala da iyiyiz yani, birbirimizi severek. İki kızımız, iki oğlumuz var. İkisi de 4'te evli. 4 tane birinin evladı var, 2 tane birinin kızımızın, 2 tane Metin'in. Torunumuz kalabalık maşallah. 21 tane torun var. 10 tane kent torunumuz var, 11 tane de torun torunu var. Başka hep telefondan konuşuyor. 76'da bindim zaten uçağa. 10 kere gittim geldim ben. 5 gidiş 5 geliş uçak. Uçağı aynası gibi. 76'da Libya'ya gittim. 1 sene kaldım geldim. 72'de 73'te Amerika'ya uçtum. Tekrar geldim. 74'te yine Arabistan'a uçtum. Tekrar geldim. 2016'da yine Arabistan'a gittim ömreye. Bir daha geldim. Bir sahip 10 kere 5 gidiş 5 geliş. Hava da çok güzel. Bazı bir boşluk yapıyor. Amerika'nın işesi daha başka. Yani uçakları giderken Arabistan uçağı da çok büyüktü. O fındık kabağı Türkiye'de hiç bu fındık kabağı. Onun fındığı yemeye doyamazsın. O kadar güzel net fındık veriyorlar uçakta. İlk giderken uçakta et verdiler. Afedersin domuz etimi de yemedim yani. Daha ilk gidişte Kızılcana'ydı. Libya'ya giderken Libya'ya. Tabii evvel arkası iniyor.
arkası ince milat ince alkışlıyor tabii. Bazı bir boşluk yapıyor yani düşecek gibi yapıyor bazı. Dörde dört bir oda yaptık buraya. Öyle başka bir şey yok. İçinde tuvalet var. Yeniden buraya nasip oldu. Buraya yaptık. İlk yaptığım bu evdi. Evet. Ondan buyur. Sonra çocuk geldi. Çocuk baba dedi buraya bir ev yapalım dedi. Tamam dedim ben de yapalım dedim. Bu evimizin affedersin WC tuvaleti banyosu yoktu. Dörde dört bir oda yaptık. Şimdi Allah'a şükür buraya 156 metre bir bina koyduk yani. Tek ben yaptım tek. Bu eskiden burasıydı yani. İlk burasıydı, burasıydı. Sonra burası oldu. Ha, ondan sonra burayı yaptım işte. Burasıydı. Böyle. Bak buna da çiçek yapıyorum böyle seviyorum yani yapacağım yani daha da yapacağım he. Evin tarafı çiçek olacak böyle. O köy videosunda geldiğinde bunlar yoktu. Yoktu. Rengarenk gözükmüyordu değil mi? Hatırlıyor musun? Hiçbir şey yoktu. Bu çiçekler yoktu. Benle beraber bunları gezdim. Bunları saçtım. Ya onları da bunlardan söktüm de diktim bunları ben. Bunlardan söktüm yani. Bunlar şimdi yazıp kışın kuruyacak. Tohumlarını alacağım bak bunları arılara bak. Tohumlarını alacağım yine saçacağım böyle her tarafını. Değil mi? Onlardan da her yerde çıkıyor. Aa. Attığın zaman çıkıyor değil mi? Tabii. Ya bunları Bursa'dan aldım bunları. Bunlar da tohum değildi. Çiçek bunlar. Çiktim bunlara. Bunlar da kuruyacak. Bunlar domates bak. Domates ektim buraya. Yer çamur ekemedim hiçbir şey. Evet. Buraya çiçek yerine domates ektik. Oldu gibi bu sene. Bundan sonra çiçek ekeceğim bunlar. Kasım'da gidiyoruz. Mart'ta geliyoruz. Meyvelerimizi buduyoruz. Azıcık ekim tedariği yapıyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Ekim biçim. Fasulye ekiyoruz. Patates ekiyoruz azıcık Mart'ta. Onlarla oyalanıyoruz, uğraşıyoruz yavrum. Beyim kahvede çalıştı, Keles'te 7 sene kahvede çalıştı. Ben burada neçbelik yaptım, ev hanımıydım. Geldim gittim, çocuklarla uğraştım. Yemek pişirdim, ellerimden göttüm. Hep arabalarda geldim gittim. Uludağ'da çalıştım, Kirezlihane'de. 76'da Libya'ya gittim, bir sene kaldım, orada çalıştım. Oradan geldim, bir hafta sonra Keles'te kahve tuttum. Çalıştım yani, ne bileyim bu yaşa kadar çalışıyorum. Yine de çalışmayı seviyorum yani. Meyveyle uğraşıyorum, çok seviyorum meyveyi, çiçeği çok seviyorum. Domatesi yetiştirirken neye dikkat ediyorsun? Niye? Ektin, bunun fidelerini aldın ilk önce, ata tohumun bunlar. Evet, aldım. Çimin alıyoruz biz. Çimini alıyoruz yani. Kendimiz çimini alıyoruz, tikiyoruz yani. Tamam, fidesini alıyorsun. Ha? Fidesini mi alıyorsun? Tabii tabii, fidesini. Tamam. Çimini alıyoruz, fidesini tabii. He, tamam. Ondan sonra nasıl bakıyorsun? Tikiyoruz güzelce, suyunu veriyorum güzelce, gübürünü veriyorum. Güzelce bakıyorum yani, haftada bir suluyorum yani. Haftada bir suluyorsun. Haftaya koymuyorum bile mi? Bak, sulu durdu, yumuşak açtır bunlar. Evet. Bakarım yani, bak, bak. Evet. Öyle bunun yeri, bunun yeri doğru yer değil mi? Doğru doğru. Gölgesi, güneşi, alması vesaire. Tabii tabii alması gerekiyor. Bak akşamüstü olmayacak şimdi ikindim burası akşamüstü. Bir şey soracağım. Bu domatesi atıyorum 40 sene önce yetiştirirken ki yaptığın şeyle şimdiki yaptığın uyguladığın sistem aynı mı? Değil. Şimdi değişti domates. Eski domatolar yok. Eskiden mis gibi domatayım ya doyamıyordum. Şimdi bundan lezzeti bile yok mu bereket. Herhalde tohumundan diyorum ben. Eskiden mis gibi kokusu oluyordu. Bundan evet. Yok şimdi domates. Biraz bağırıyorum kulaklarından ya. Dolayı amcam. Biraz bağırıyorum ya. Kusura bakmayın. Bağırıyorum bağırıyorum. Kulaklar duymuyor. Kulaklar duymuyor bak. Bak bunlarla sürüyorum. Bunlar bıçaklar. Makinenin bıçakları bunlar. Evet. Makinenin bıçakları. Bunlarla sürüyorum yeri. Tek başına sen yapıyorsun bunu hala. Hala ekip yapacak. Ben yapacağım tabii. Ya. Çocuklar yanma diyorlar yapıyorum ben. Dinlemiyor mu onları? Sen benim kranları bir görsün. 26 dilim. Zeytine varışa kadar tiktim her şey. Çalışıyorum ben, yaparım karşıda, ya. Şu karşıda yerleri karşıda var. Karşıda bir yerim var. Oraya gidip de diyor bir şey yapamıyorum diyor. Çocuklar kızıyor diyor. 730 metre gölete. 75'lik boru, 15 beygir gücünde motor. Ama 6 seneden beri sıvamıyorum. Kirez, ceviz, dolu. Şey kızıyor gibi kızmasıyla sevmesi ve anlatması aynı. Bunu bak. Duydum. <bana. gülüyor> Duymadım lan bağırıyorum baba da. Bir şey söyleyeceğim. Burayı böyle komple çim mi yapacaksın? Oğlan ta Amerika'dan gelirken. Buraya değil. Bak yapacağım yer buradan kişi. Dur gösterecek. Bak gel gel. Bak kazık çaktım buraya. Tamam. Buradan bak. Karşıki direk ve bak aşağı şu direk. Gördüm. Ha tek direk. Tamam. Orası. Bu ara bak. Burası da oradan çaktım bak. Bak 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 bak. Bak bak. Maşallah. Buradan bak. İşte bu da buradan. Bak heyecanına bak ya. Bu
Buradan da dostlar bak, senin arabanın burnu o direkt bak. He. O dostlar bu çakılın burnundan bu araya çim yapacağım. Buralar meyvenin dibi olmaz. Buraları sürüyorum bak, sürüyorum. Arif abi Amerika'dan geldiğinde bir dahaki yaz. Yaz. Buraya çimli mi görecek? Çimli görecek inşallah. Şimdi göreceğiz. Vay be. Bu taşları böyle kim yaptı? Arif böyle istedi. Ben dedim şunlardan koyayım. Bu dedi taş yapalım. İyi taş getirtirdi. Tamam. Üç tane adam gittik başka köyden. Bedi parasını o adamlar yaptılar. İki günde yaptılar. Koyverdiler. Vallahi bizim saygımızı atadan, dededen, atamızdan gördük. Saygımız düzgündür. Saygımız severiz. Büyükleri severiz. Küçükleri sayarız yavrum. Hala da seviyorum yani. O da beni seviyor yani. Ben ne iş yaparsam o da aynı benden beraber. Beraber yapıyoruz, beraber yıkıyoruz. Bir şey olması lazım. 71'i yazdırdım Arif'e. Bir sene diyorum, hakkını yedim yani çocuğun yani. Ufak yazdırdım yani. Öyle oldu. Metin 68 doğumlu. Her gün kahveyi bırakıyordum iki çocuk. Bir de baldızın çocuğu vardı acık büyük, onlardan Metin'den büyük. Bütün buraya geliyordum ben. Hep çalışma. Akşam gidiyorduk. Hepsini seviyorum. Evlat hep şu. Beş parmağın beş de aynı yani. Hangisi kesin hepsi abi. Börek yaparız. Eskisi yemekler zaten hiç yok şimdi Murat Bey, hiç yok. Fasulye pişiririz, fasulye pişiririz. Eskiden keşkek deriz, keşkek pişiririz. Eski yemekler yok. Eski yemekler yok şimdi. O misir böreği olsun, nerede onlar yok. Mısır hamurları, onlar yok hayatta, kaçamakla. Eski yemekler yok şimdi zaten yavrum. Yapıyoruz yaptı. Yapıyorlar şimdi böyle yuka yani, böreği, tatlı börek. Şimdikiler bilmiyor onu. Bilmiyorlar. Şimdikiler bilmiyor. Ya, yani bizim daha eskiliğiyle tereyağla yani mis gibi eski doğal şimdiki bir katkı değil ya Allah. Eskiden, kaymak gibi doyamıyorduk yani hiç. Yağımızı, yoğurdumuzu kendimizi yapıyorduk. 6-7 yani doğan bizim hayvan varken kaymamız oluyordu. Hiç eşime yanmıyordu. Şimdi, o zaman dolap da yoktu. Ne bileyim yağlarda hiçbir şey olmuyordu. Şimdi herhalde yemlerden, yigilerden mi oluyor? Nasıl oluyor? Eskiden bizim buralar yaylı olurdu hep hayvanlarına. Buraya yaylaya çıkıyorduk biz. Tahta yaylalar olurdu. Böyle dığanlarına süt pişiriyorduk. Dülbendi örterdik üstüne. Bir gün ılıtma pişerdi. Ilıtma derdik onu. Bir daha düzeldik akşam kaplama derdik. Sabahleyin kalkardık. Daban kılıkta kaymak. Yemeğe doyamazsın. Mis gibi. Yemeğe doyamazdın yavrum. Neftalin. Nektarin. Tamam. Çok güzel. Şeftali değil. Evet. Bu armut. Bu armut. Öteki şeftali. Tamam. Bu? Bu hurma. Hurma. Bunun adı ne? Bunu bilmiyorum. Bu meyve bir şey. Bu hünnap. Bu armut. Ha? Bak şuna armut, bak. Armut, hünnap bu da. Bu ne bu? Hünnap çok güzel olur bu. Vallahi bilmiyorum. Seviyor musun sen bunu? Guava'ya benziyor. Yiyiyorsa yiyin. Ben bilmiyorum. Isır. Beraber sen ısır. Ben yiyemem, sen ye. Yersin niye? Bir tane tam koparayım ben. Yeniyor mu ya? Yeniyor. Tamam sen de kopar. Biraz daha böyle kırmızılaşması lazım. Yiyin bakalım hadi. Allah ben de ye. Ya bu da sen yiyin hadi. Kızaracak öyle. Kızar. Böyle kızarması lazım. Biraz daha kızaracak böyle. Öyleyse kızarsın. Sen ye Allah aşkına ye. Ye ben gireyim. Ye. Ye. Olmuş mu yani? Olmuş olmamış hepsini yiyorum ben. Ye ye. Bu kızılcık. Üç tane de kızılcık bu. Demek kızdıracak mı bu? Bu bağırsaklara iyi geliyor. Allah Allah. Bu da armut. Bak bunda armut vardı çok bunda. Bu da kızılcık. Bu ikisi erik. Şunu da bilmiyorum. Yeni dünya mı diyor? Ne diyorlar? Yeni dünya, yeni dünya. Yeni dünya, ha yeni dünyamış. Bu tamam. Da erik. Bu ne? Yaptığınız şey ne? Burası, buraya da çiçek ektim ama daha bitmemişler bak. Burası şey çukur. Şey çukur işte. Affedersin tuvaletler şeyden çıkıyordu. Buraya geliyor. Bunu da kapak yaptırdık üzerine bak evet. Böyle iş almasın diye. Böyle köylere gittiğimde anlatıyorlar. İlk videoda da söylemiştim. İnsanlar bir şeyler yaptığı zaman onları böyle paylaşmak ister, anlatmak ister. En paylaşmayı sevmeyen insan bile paylaşınca keyif duyar ama bazen kendisi farkında değildir. Böyle yaşını çok değerli yıllarla geçirip
bu yaşlara gelen insanlar da anlatınca rahatlıyorlar. Ben de onu yakaladığım için bunlardan çok keyif alıyorum. Şimdi bu bütün buradaki gördüğünüz her şey, performansımız, işte buradaki görüntümüz, şımarıklığımız falan hep onları anlattırayım ve anlasın, rahatlasınlar diye. Kasım'da buradan Çıkadık Koyun'dan Yayan, Hopanlar'a kadar, Hopanlar'da trene bindiriyorduk. Balıkesir'de iniyorduk, ondan sonra yine Yayan. Ödemiş'e kadar, Ödemiş ihalesinde gara tutulduk. Kar yağdı, koyunlarla rezil gibi kaldık. 4 senede tren meresine gittim. Yayan, havalar serin gitti. Gelirken 55 günde geldim. Eğer sıcak olsaydı 2 ayda gelemezdik arkadaşla. 250 tane kendim benim. İki arkadaş merhaba gittik yan yana başka köylüler. Yayan gidersen bir ayda varıyoruz. Bir ay yaya yaya ama. Nerede akşam orada yatıyorduk. Beygirci mesela yememizi yapıyor. Yükleri yıkıyor, ataşı yakıyor, çayı demliyor. Biz falan yerde buradan kalkıyoruz mesela Keles'te yatıyoruz. Keles'ten kalkıyoruz mesela Baraklı'ya geliyorum. Güde güde gidiyorduk yayan. Ben burada çocuklarla, Neçbeli'yle, ekimden, biçimden uğraşıyordum yavrum. Ben nereye gideceğim? Nereye gitmek yok bu arada, yok da. Nereye gitmek yok kadınlara. Ya. Bu yılın sonunda 200 bin kıymetli abone olma hedefim var inşallah. Bazen videoları abone olmadan da izliyoruz Murat Fey abi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz diyenler olabiliyor. Hatırlatma anlamında düşünün. Beğenmiyorsanız yapmayın ama beğeniyorsanız beğenme tuşuna bastıktan sonra devam edebilirsiniz ve ailemize katılabilirsiniz. Bunu çok istiyoruz ve buna cüret ediyorum. Sizden böyle bir beklentim var. Bir ağrımızım yok Allah'a şükür. Havanın inşasını yaşıyoruz burada biz yani. Hava yaşa diyor. Hiçbir şeyim yok Allah'a şükür. Sadece bir kulak kanlarının sorunu var. Yok. Onda iki tane makine var bak. Geç lava şimdi yavrum. Geç lava. Yaşlı arkadaşlarımız çoğu gitti. Evvelden düğünlerde dikiş oluyordu oğlum böyle. Gelinin elbiselerini. Bütün dikişlere bütün elbise giyilirdi. Hep kaç sene ben bunu diktim işte. Kaç sene. Devamlı düğünlerde elbiseleri, gelinlerin elbiselerini. Kendi giydiğimiz elbiseleri. Devamlı tikiyordum ben bunu. Bak şu bu sene tükülen ya yağmurdan hiç süremedim. Elinle yaptı bunları bu gara. Elinle açtı bunları. Bunlara elinle tikti. Bu sene yağmurdan hiç süremedim ben çapa makinesinden buraya. Çamur. Rastgele mi ekiyorsun? Ya azıcık sık olmuşum da aslında yani. Sık mı olmuş? Beğenmedin mi yaptığı işi? Ya elimizden karın makine olsa geniş koyuyordum ben onu. Eskiden böyle garık koyuyordu. Kızdı mı sana yanlış elinden ekmişsin yaptı. Falan diye? Çamurdu ya aslında çamur. Yanma dedim yaptı yine çamur. Bak kızmış görüyor musun bak. Ya. Şimdi tamam burada ay, ne var başka? Çamurda uğraşma. Bak bunlar acı değil yiyebilirsin Süleyman. Valla acı yapma. Değil ilaç da yok. Yiyebilirsin çok güzel bunlar yiyebilirsin. Tatlı bak. Hiç acı değil yanına. Yiyebilirsin. Hiç. İlaç yok. Aa bak böyleymiş ya. Paylaşıyor seviniyor işte. Hiç çok ilaç. Ya acı değil. Acı mı? Acı değil. Yok değil değil. Çok. Onun cinsi bak, ayrı. Yağ biber derler ona. He, onlara sen acı ne yapacaksın? Acı kalın oluyor. Bu acı. Bu incesi biri bu. Şunlar oluyor. Şunlar kızartılıyor. Dur cebime koyayım. Domates. Bak, domatesler var. Ahududuna gitmiş bu da. Bu da ahududu bu. Mübarekler. Elimden çıktım bunları bu sene. Sürünmeyince kadar çamurdu yavrum. Şimdi siz gideceksiniz de bunun üstünü örtüyorsunuz değil mi? Bu arada evet. Kırağı falan mı geliyor? Bunun evet. Üstünü örtüyorsunuz herhalde. Kırağı yok. Daha açık olduğu için. Arkadaşlar tam Uludağ'ın dibindeyiz. Gerçekten o kadar soğuk oluyor ki. Hele akşam. Bak Süleyman bu da işte çok güzel bir ağaç. Hangi mevsimde? Hemen geliyorum İsmet amca. Hemen geliyorum. Kışın işte hani şu an benim bu üstümde görüyorsunuz ya. Uludağ arkada. Hangi mevsimde olduğumuzu da anlayamayabilirsiniz bazen. Sıcak da esiyor da akşam çok soğuk oluyor. Akşam yattığımız yerin içerisi komple soğuktu. Dışarı çıktık inanılmaz sıcak falan. Uludağların etkisini belki şöyle bir iki ay sonra kar oraya düşünce böyle elbise gibi giyince de göreceğiz. Evet. Muş mu bak vermiş böyle. Ya, geçen sene ettim ben burada bak muş mu lava burada bak. Ha, bak olmuş bir tane. Evet bak şurada da var. Burada da var mı? bak burada var. Geçen sene ettim bunu ben. Buraya aldı Arif abin. Geçen sene aldı buraya. Evim olduğu yer benim babamdan. Ha. Onun ettiğin benim. Arif'e verdik. Dur. Evin öte yana Hacı abinden Metin'e verdik. Ben de Metin'e verdim. Bu da o Arif'e verdi. İki parça yere Arif kendi aldı. He, böyle hayattayken şey yaptınız değil evet, mi? Böyle evet. Hepsini böyle. Paylaştırdı. Allah aşkına hepsini paylaştı. Hiç. Bir şey soracağım. Bizim için bir Hacı'yla bir hiçbir şeyimiz yok yani. Daire'de Metin'e verdim. 26 dönümü de Arif abim aldı. Ben varım. Başka kim başka bir şey yok bizim. Tamam. Bu evi dahi verdik valla hepsini. Birçok soru soracağım. Ya gitti arada kayboldu. Birçok soru gitti. Ya bu konuların konuşulması aslında tatsız da sayılabilir de. Hani hayattayken mi paylaştırmak daha doğru yoksa bu işlere hiç konuşmamak mı daha doğru? Hayattayken paylaştırmak çok iyi.
Öyle mi diyorsun? Evet, ben öyle biliyorum. Yoruma açık. Sonunda çocukla birbirine girmesin, kavga yapmasına. Az çok herkes hakkına razı olur. İşte böyle paylaştırdık. Bak bunlar ne biçim olmuş da, daha nasıl büyükler diye burada. Bak. Mübarekler çamurun içine ektik, bunlar son nankeri olmuşlar ha. Böyle. Çamurda böyle zalatalık olur mu lan şuna, tohumluk bak. Tohumluk alamadık onlara. Ya orada da var 3 tane tohumluk bak, kopardık ne biçim. Evet. Bir dahaki yaz acaba burası ne hale gelecek böyle çimlerle? Güzel bir parasa da var orada. Evet. Parasa. Tamam. Hı hı. Uludağ ile ilgili. Böyle ilginç bir anım var mı? İlginç. Orada çalışırken. Ya. Çok çalışkanmış bu arada, hiç bırakmamışlar. Aynı otelde çalışmış yıllarca. Aynı aynı. Hiçbir yerde hiç. Her namazımı duaydım adama. Aynı. O Uludağ'ın zirvesi var. Zirveye çıktın mı? Çıktım ben. Çıktım oraya, zirveye çıktım. Sen çıktın mı zaten? Uludağ'a çıktım sadece. Uludağ'a çıktım ben. Zirveye çıkmadan. En yükseğe çıktın mı? Ben çıktım. Arif çaldım götte. Allah razı olsun. Gittik. Ben çalışırken nereden çıktı. Gideceksin yavrum? Çalışıyordum burada. Nereden gideceksin? Çocuklar ufacık da. Onlara baktın değil mi? Ya. Şimdi onlar da size bakıyor. Ben yakından gördüm. Allah razı olsun. Hiç. Çalışma ben. Diyorlar. Yakından gördüm ben. Hani yaşları çok benden büyük. Benim Allah onlara akıl veremem ama çok böyle size teslimler yani. Hani sizin... Bize devamlı çalışmayın diyorlar. Biz kendimiz duramıyoruz. Çok tamam. Memnunum evlat. Duramayız diyorlar yazık Allah razı olsun. Bizim... Kankam benim. Oho. Yürü bakalım. Gidelim ya, bakalım. Hiç. Kankamsın sen benim, biliyorsun değil mi? Ha? Sen benim kankamsın. Evet evet. Onu... Falan yoksun ya maşallah. Vallahi. Tamam. Bunu kullanabiliyor musun sen şunu? Ben işte bunu kullanıyorum. Benim araba bu. Senin araba bu mu? Bununla mı gidiyorsun bakkala? Benim araba bu. Herkes 2'den 3 tane var. Oturuyorum ben buna. Adı ne? Kullanıyorum yani. Adı ne bunun adı? Motor. Çapa makinesi. Çapa makinesi bu. Patpat değil mi bu? Ramak. O da römorku. Ya şeyli yaptırdım üstü böyle oturan, aynen oturuyorum. Hacı da yanıma alıyorum buraya. Heh, Hacı da buraya alıyorum buraya. Dur sen ne yapacaksın? Şimdi bak 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 şeyi bak bak. Ekmeği yapmıyoruz yavrum. Evden yapıyorduk. Avluda fırınımız var bizim köyde. Kendim yapıyordum. Ekmeği hep kendim içine. İki seneden beri yapamıyoruz. Şimdi nereden alıyorsun ekmeği? Kelas'tan getiriyor. Hep alıyoruz şimdi. Pazarları gidiyor. Cuma günleri gidiyor getiriyor. Ya. Arkadaşlar burası aslında Gököz Köyü'nün sonu gibi de kabul edilebilir. Eskiden aslında yaşadıkları köy evi var. Ben oraya girdim böyle. Gerçekten böyle hep 70-80 yıllık sizi geriye götüren her türlü obje var adeta. Böyle ardıç ağaçlarıyla falan desteklemişler falan. Orada yaşamışlar. Ama şimdi buraya ev yapınca şimdi burada yaşıyorlar. Ve kışın da aşağı iniyorlar. Peki. Ha. Tamam. Aa burada biberler gördüm. Kurutuyorsun biberleri. Ihlamur ağacı burada bu arada. Biberler var burada. Bak. Kışlık. Onlar bak. Kışlık acı biber. Bak bunlar da şey. Büyümüşler. Salatalık. Bak bunlara bak. Büyümüşler mübarekler. Koca gidi olmuş. Hiç böyle zarat olur mu? Tohum olacak buna gari. Evet. Ama neden olmuş? Suladığından, yerin kuvvetliğinden olmuş bunda. Evet. Yer kuvvetli. Şu çeşmeyi soracağım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Tamam. Tamam mı? Seni çok yormayayım güneşte. Çeşmeyi yapacağım Allah nasip ederse. Çeşme ne zamandır akıyor? Usta kaç yıldır? Bulamadık. Ustaya dedik. Daha gelecek. Hala gelecek. Kaba bir su arkadaşlar. Böyle ya. Çok fazla içince de mideyi de yorabilir. Çeşme. Yani. Dağdan geliyor direkt. Bak bir de su koyayım. Buradan borsu patlak yanmıyor adam. Bu çeşme yapılacak. Bu çeşme. Hep akıyor. Hep akıyor. Hep akıyor. 30 sene olmuştu bunu yapalı. Tamir yaptıran. Geçen bir usta geldi. Adam dedi ki bana 75 bin liraya çıkardı. Ne yapıyorsun sen dedim. Ütel mi yapıyorsun dedim be ya. 75 bin liraya be ya. 40 bin liraya diyor, beton gidecek diyor. Şey demir gidecek diyor. 40 bin liraya. Yeniden bir adam buldum. O da başka yerde çalışıyor. Adam yapacak güzelce. Ne isterse vereceğim yani. Adam gelecek. Bak buraya gaz yiyordum. Baktım gelmedi. Ulan dedim bir de patla. Bunu gider bunu soğuyacak yapacak. Buraya ben kazdım bunu, kazıyordum bak. Adam gelince de yapacağım. Buraya taş yapacağım. Şükür çeşmesi yazıyor. Şükür çeşmesi. Kim yaptırdı bunu? Şükür, biz. Ben çok oldu bunu çünkü 35 sene oldu. Şükür çeşmesi yazdım buraya. Şükür çeşmesi. Neden? Buraya. Neden böyle yazdın? Ya yazdım işte şükür, yarabbim şükür, elhamdülillah desin herif işsinde yani. Öyle ya şükür. Dün akşam da gördüm birisi
susamıştı. Buradan su içebilir miyim diye senden izin istiyordu. Yeni gelmiş çocuk, konuşması mı işte neydi adım? Sürüyeli herhalde, çoban. Bu camiyi de 2002'de yaptık. Sebep olanla Allah bilge razı olsun. Üç tanesi öldü. Gitti öbürde bir ben kaldım. Bu taşın çakılın etrafını niye sardınız böyle? Ben hayvana dağıtmasın diye ben bağladım böyle, bizim bunlar benim. Sen yaptın bunları. Ben yaptım tabii Allah ya. Helal olsun ya. Bunları ben yaptım, çakıl dağılmasın diye. Gene söylüyorum arkadaşlar, ilk videoyu izlemeyenler açıklama kısmına linkini bırakacağım. Orada da fazla detaylar var. Hani biraz merak ettiyseniz, işte biraz sevdiyseniz. Detayları öğrenmek için de ilk videoyu izleyebilirsiniz. Veda edelim bakalım. Geçelim, hadi veda edelim. Veda ediyoruz artık, tamam, bitiyor video. Gidelim mi? He? Gidelim mi? Bitiyor video. Ne diyeyim ben şimdi? Gidip... Gidim. Ya hayırlı yolculuk olsun, güle güle gidin. Güle güle gelin. Her zaman beklerim yani. Hayırlı işler olsun. Çay için öyle ayrılalım yani, öyle şey olmuyor yani. Çay içelim. Bırakmam mı diyorsunuz? Bir bardak çay içelim. Tabii ya. Bırakmırız. Bırakmırız tabii. Kışın da beklerim, Bursa'ya gelin. Bursa'ya kışın kaçıp gideceğim ben, Kasım'da giderim nereye. Kışın kar yağınca, kışın kar yağınca ben buraya geleceğim tekrardan. Nereye, Bursa'ya? Buraya, Gökyüzü'ye. Ben de geleyim o zaman. Tamam, seni de alayım mı gelirken? Al tabii. Geçerken. Ya. Ne yapacağız? Al tabii ya. Tamam. Şimdi telefon numara alayım ben seni, sen de benimkini al. Tamam, aldım ki zaten ben onu. Seni aldım senden, senin haberin yok. Benim haberim yok. Aldım ben. Vallahi bilmiyorum. Saadet dedi. Bana yardımcı olur musun? Beni dinlemiyorlar. Benim kanalıma abone olmuyorlar. Abone olmadan izliyorlar. Sizi belki kırmazlar. Murat'ın kanalına abone olur musun der misiniz? Murat'ın... Oluruz. Onlara oluruz. Söyler misiniz? Oluruz. İzleyenlere söyler misin? Ben oluruz. Söyleyenlere söyleriz. Söyleriz. Oluruz tabii ya. Oluruz. Onlar benim kanalıma abone olsunlar diye söyler misin? Söylerim. Söyle. Herkes Murat Can'ın kanalına abone olsun. Murat'ın sesine abone olsun der yani. Murat'ın kanalına abone olun. Murat'ın kanalına abone olsunlar derim yani. İnşallah. Değil mi? Murat'ın kanalına abone olsunlar herkes. Hadi şimdi kırın bakalım. İnşallah. Hadi şimdi kırın bakalım güzel insanları. Tamam, bitti. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bitti mi? Hadi ben oturam diyor ya. Biraz çay için, çay demleyelim, ondan sonra gene. Tamam. Nerede? Bitti. Evvelden yemekleri biz ocakta yapıyorduk. Ocaklamalar vardı. Ondan sonra bu sobalar çıktı. Şimdi evet, aygazda da yapıyoruz. Bizim çocukluğu sen de bilmezsin. Ocaklama yoktu. Zehrin üstünde yemek şey hep ocaklama. Eskiden kömürün üstünde bir İcare, şey yoktu. İcare, camba bir şey yoktu. İdareler vardı. Lamba bile mi yoktu ya? Bir el sallayalım, bitiremedi. El sallayalım. Hadi hayırlı işler, hayırlı günler. Bir tane biber hediye ediyorum. He? Sana bir tane biber veriyorum. Bana ben de sana hediye ediyorum.